daha annemi göremeyeceğim. Beni silip attı. Yüzüme bile bakmayacak bir daha. Efendim ablacığım. Abla seni merak ettim. Nasılsın? Nasıl olabilirim Öykü? Annem artık sen benim kızım değilsin dedi. Ne kadar iyi olabilirim ki bu durumda? Abla. Sen çok yanlış şeyler yaptın. Yani bu konuda ne düşündüğümü biliyorsun. Sözleşmeli evliliğin, sonra bunu saklaman. Ya seni anlıyorum, onu da biliyorsun. Ama annem böyle düşünmüyor ki. Ona kalsa ne seninle ne de Çınar abiyle hiç konuşmamam lazım. İşte ben bunu yapamam Öykü. Ben Çınarsız yaşayamam. Yapamam onsuz. Biliyorum. Ya insan sevdiğinden ayrı kalamıyor. Seni çok iyi anlıyorum. Abla, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle kuzum. Ben... Annem seni evlatlıktan reddetse de sen benim hep ablamsın. Seni çok seviyorum, tamam mı? Biliyorum bir tanem. Ben de seni çok seviyorum. Öykü sen iyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim. Hastayım biraz sadece, o kadar. Sıkı giyin, üşütme. Zaten ufacık bir şeysin, yeldeyse hasta oluyorsun. Dikkat et biraz kendine. İyi bak ablacığım, tamam mı? Sen beni düşünme ablacığım, merak etme. Nasıl düşünmem ben seni? Benim kaç tane kardeşim var, bir sen varsın. Seni düşüneceğim tabii. Gel. Mert, gelebilir miyim? Gel Sinem. Mert, sana bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum Sinem. Şey yani... Ben nasıl söylesem... Pardon bölüyorum ama Mert istediğin dosya bu muydu? Teşekkür ederim. Evet Sinem, seni dinliyorum. Şey Mert, dış giyim kataloğu yolladılar da onu görmek ister misin diyecektim ben. Ben taslağı onaylamıştım zaten. İstersen sen bir daha bir kontrol et. Sonra baskıya gönder, gitsin. Tamam, doğru. Hallediyorum ben. Tamam. Neydi şimdi bu? Ben de anlamadım. Tuhaf bugünlerde. Kendi değil miydi fazla sorumluluk isteyen? Hazır değil demek ki. Herkes benim sevgilim kadar yetenekli olamayabiliyor. İşimize odaklanalım Mert Bey. Defile günü için catering firmalarından gelen teklifler dosyada. Ben ikincisini beğendim ama sen yine de bir bak. Baksana. Ya ne yapayım? Ne yapayım? Bakmaya doyamıyorum sana. Ben şimdi gideceğim ama. Yok yok, tamam hadi geç otur. Konuşalım. Neydi ikinci teklifler? Nedir baba? Apar topar çağırdın beni. Nedir bu kadar önemli olan konu? Önemli olan konu şu Serdar. Senin yüzünden Koca Bey'lerle olan iş ilişkimiz bitti. Fehmi Koca Bey anlaşmayı bozdu. Mutlu musun yediğin halttan? Baba, ben bir şey yapmadım. Kes!
Bıktım senin şu dengesizliklerinden Serdar, bıktım. Onca emek, onca çaba, hepsi çöpe gitti. Mutlu musun? Baba, o gün de söyledim. Ben Çınar'la konuşmaya gittim. O bana saldırdı. Ha, durup dururken saldırdı. Evet. Senin hiçbir suçun yoktu yani. Bana masal anlatma Serdar Efendi. Senin yediğin haltların hepsinden haberim var. Bir kere de benim tarafımı tut babaya. Bir kere de oğlunun yanında ol. Bak, bugüne kadar sen ne istediysen bir kez olsun iki etmedim. Gel Serdar dedin geldim. Git Serdar dedin gittim. Bak. Bak bak. Babalık dersi vermeye çalışana bak. Ne dediysem yaptın, öyle mi Serdar? Evet baba, yaptım. Cevap ver bana o zaman. Orhan konusunda kaç gündür ne yaptın? Ben söyleyeyim Serdar. Koskocaman bir hiç. Bir kere de dediğimi yap ya. Bir kere de dediğini yap ki ben de baban olarak arkanda durayım. Benim bir suçum yok baba. Defol. Baba, benim bir suçum yok diyorum. Defol git. Gözüm görmesin seni. Serdar. Anne bırak. Tekin, ne oluyor? Senin bu üstün zekalı oğlun holdinge gelip Çınar'a saldırdı. Fehmi Bey de bizim ipimizi çekti. Olan biten bu Nurhan. Oğlum bak. Gel şuraya oturalım, babanla bir konuş. Bak biliyorsun, o sinirlendiği zaman böyle öfkeleniyor. Konuşmanız lazım baba oğul. Anne, konuşacak ne var ya? Ne kaldı ki konuşacak? Yıllardır aynı şey. Tekin Yüksel benim babam değil. Benim patronum. Ben bunu çocuk yaşta fark ettim anne. Ve kabullendim. Bence sen de kabullensen çok iyi edersin. Bırak ne hali varsa görsün. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Tekin? Of Tekin, of! Ya şu çocuklara biraz sevgi göstermedin. Onları yarış atı gibi gördün. Ya birazcık, birazcık sevgi gösterseydin onlar sevgiyi dışarıda aramayacaklardı. Dışarıda aradıkları için ve bulamadıkları için de böyle kavga gürültü işte. Çınar'a gelip saldırmasının da suçlusu ben mi oldum şimdi? Evet, sensin Tekin. Ya sen bir kere kendine dönüp baksana. Bir kere olsun hatayı kendinde arasana. O çocuk var ya, sen yokken bizim başımızdaydı. Kardeşi ve benim için paramparça etti kendini. Ama evet, bir hata yapmış olabilir. Olabilir. Ama bir baba olarak ona vereceğin yanıt bu değil. Bağırıp çağırmak değil. Sana bir şey söyleyeyim mi Tekin? Böyle yapmaya devam edersen kaybedeceksin evladını. Pimi çekilmiş bombayı elime bıraktı gitti kadın. Ne yapacağım ben şimdi? İsim? Neden bakıyorsun bana öyle? Siz o kadınla ne konuştunuz anne? Ne? Neden söz ediyorsun sen? Aysel'le diyorum, konuşuyordunuz ya onu. İsim bak. Anne, ya senin benden başka bir kızın mı var? Anne, ya konuşsana benimle. Esin, nasıl anladım bilmiyorum ama Deniz benim... Ne anladım biliyor musun anne? O kız bütün ailemi ele geçirdiği yetmiyormuş gibi şimdi de annemi elimden almaya çalışıyor. Sen sadece benim annemsin. O kadına da söyle, sen onun kızına annelik etmek zorunda falan da değilsin. Elbette kızım. Aysel Hanım hani annelik içgüdüsüyle... Kızım sana emanet demeye gelmiş. Nasıl ya? Deniz'i almaya gelmedi mi o? Hayır. Yani Deniz yalnız hissetti diye hani ilgilenin diye gelmiş. Bu kadar düşünüyorsa kızını alıp gitseymiş bir zahmet. Keşke.
Ayrıca Aysel Hanım da kusura bakmasın. Benim annem sadece benim. Elbette kızım. Sen bunları düşünme, tamam mı? Derslerine odaklan. Anne. Ya derslerimden, yapmam gerekenlerden 2 dakika konuşmasak. Sen de normal 2 anne kız gibi muhabbet etsek mesela. Olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Çünkü benim kızımın eşi benzeri yok. Benim kızım kadar akıllı, yetenekli, çalışkan bir kız yok. Sen ne diyordun? Ha, bir Esin Koca Bey kolay yetişmiyor. Öyle değil mi? Annemin içine kaçan o kişi sakın oradan çıkma. Seni çok seviyorum. Ne çabuk büyüdün Deniz. Nasıl geçti onca zaman hiç anlamadım. İlk adımlarını bununla atmıştın. 2 adımda bir düşerdin. Düşerdin de hiç ağlamazdın. Deniz. Sonra kalkardın. Bana doğru böyle paytak paytak yürürdün. Hep öyle olacaksın. Bana doğru, hep bana doğru geleceksin sandım. Ama öyle olmuyormuş. En sevdiğim bile seni bırakıp gidiyormuş hiç ummadığın zamanda. Sen de öyle yaptın. Ardına bile bakmadan çekip gittin. Allah'ım ne olacak bana kızın hali? Sen yardım et Allah'ım. Kızını başıma atıp bir köşeye çekilemezsin abla. Efendim Ahu. Konuşmamız lazım. Ben diyeceğimi dedim, konuşacak bir şey yok. Benim diyeceğim var ama. Beni dinlemek zorundasın. Ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Oraya geliyorum abla. Konuşacağız. Gelme. Alo. Alo Ahu. Ne zaman dinledin ki zaten? Gel bakalım. Ahu teyze, Aysel Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyiyiz, teşekkürler. Hem yeni mekanın için hayırlı olsun diyelim, hem de öve öve bitiremedikleri kahvenizden içelim dedik. Hayırlı olsun oğlum, bol kazançlar. Çok teşekkür ederim. Kahveleri nasıl buldunuz? Bu seriye özel getirttim. Harika olmuş, bayıldık. Süper o zaman. Başka bir ihtiyacınız olursa buralardayım ben. Seslenirseniz gelirim hemen. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz, afiyet olsun. Sen bana bir söz verdin abla. Buraya kadar mıydı sözün? Canın sıkılınca al bunu demek de nedir? Oyuncak bebek mi bu? Keşke Deniz'i yetimhaneye verseydim. Neden bu kadar şaşırıyorsun Ahu? Ne de olsa karındaşız biz. Demek ki benim de senin gibi verip de tutamadığım sözler olabilirmiş. Bana masal anlatma abla. Biz seninle aynı değiliz. Ben kendi hırslarım, arzularım, isteklerim için herkesi çiğner geçerim. Bu yüzden gözüm arkada kalmadan Deniz'i bırakıp gittim sana. Ama sen bunu yapamazsın. Çünkü farklısın. Şefkatlisin.
Deniz'i sana bırakıp gittim ne kadar kolay senin için. Yani nasıl bakıyorsun aynaya? Kendine nasıl tahammül ediyorsun inanamıyorum. Bazen senin gibi bir kardeşim olduğu için utanıyorum. Doğru söylüyorsun. Ben senin gibi değilim. İstesem de olamam. İyi işte. Bunca yıldır yaptığın gibi Deniz'i kızın bilip sahip çıkmaya devam et o zaman. Sanma ki konakta o kalınca ben onu analık edeceğim. Bizim anne kız olmamız mümkün değil. Anla artık bunu. Deniz'in varlığı benim hayatımın yok olması demek. Hayatımda da kalbimde de Esin'den başkasına yer yok. Ha, sen buraya kadarmış diyorsan Deniz konakta kaldığı sürece çok acı çekecek. Bunu böyle bil. Yol yakınken gel al kızını. Yeter artık Ahu, dinleyemeyeceğim seni daha fazla. Alo, Serdar'cığım merhaba. Acil görüşmemiz lazım. Tamam canım. Pınar, hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Elindeki ne? Sürpriz. Deniz için. Ufak bir hoş geldin hediyesi. Çok iyi düşünmüşsün de. Arada bir de Esinciğini mi düşünsen? Ya ne zamandır söylüyorum gel bir kahve içelim, sohbet edelim diye ama hep ekiyorsun beni. Tamam, anladım. Başka sefere. Affet beni ufaklık. Başka sefere. Tamam hadi, koş git. Ama bak bu son ona göre. Tamam, merak etme sen. Sana İzmir'in en güzel kahvesini ısmarlayacağım. Anlaştık mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ağlamayana meme yok tabii. Hep mağduru oynasan. Çınar hep senin yanında olsun değil mi? Deniz cadısı. Benim prensesimi kim üzdü acaba? Kim olduğunu söylersen beni kurtaracak mısın babişko? Benim kızımı üzmek ha. Tez kellelere vurula mende vurların. Baba ya. Şaka mı hakikaten? Niye canı sıkkın senin? Yok ya, öyle yeni sezon diye eski kreasyonları ısıtıp ısıtıp koyan modacılara sinir oldum. O işlerle biliyorsun Leyla yengeyle ilgileniyor. Ben dönünce konuşayım, halletsinler olur mu? Tamam. Kahve? Olur, hadi. Deniz? Hayatım? Hayatım niye ağlıyorsun? Ne oldu? Annem. Annem mi? Ne olmuş anneme? Bugün konağa geldi. Deniz, ben de ciddi bir şey var zannettim. Niye üzülüyorsun? Ne var bunda üzülecek? Çınar yüzüme bile bakmadı. Sen artık benim kızım değilsin dedi. Ahu Hanım'a Deniz artık sizin kızınız. Size emanet dedi gitti biliyor musun? Üzülme artık sevgilim. Ya biraz zaman ver hem kendine hem annene. Her şey düzelecek. Ana yüreği işte. Kadın dayanamamış konağa kadar gelmiş. Bak belli ki seni affedecek. Affetmek için gelmiş. Affedecek değil mi? Affedecek tabii. Niye biliyor musun? Çünkü bizim sevgimize inanacak da ondan. Ama senin de biraz Aysel anneye yardımcı olman lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Gözümüzün yaşını siliyoruz. Biliyorum zor, için yanıyor. Ama ben senin her zaman yanındayım. Merhabalar. Merhaba Serdar'cığım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu defa nedir bu kadar önemli olan konu? Deniz'le ilgili konuşmak istedim. Deniz mi? Deniz konağa döndü. Yani zorla getirildi desem daha doğru olur. Nasıl zorla getirildi?
Çınar zorla getirmiş belli ki. Ne zaman görsem kızcağızın iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ne yapsın zavallı kız? İstemediği bir evlilikte esir kaldı. Koca konak zindan oldu ona. Zorla getirildi. Biliyordum. Zorla götürdüğünü biliyordum. İçim gerçekten çok acıyor Deniz'i düşündükçe. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Siz de iyi arkadaşsınız Deniz'le. O yüzden sana danışmak istedim. Nasıl yardım edebilirim diye. Çok da gururlu. Kimseye de bir şey söylemiyor. Öyle. Gururludur. Hem de çok gururlu. Tabii şimdi bir de borcu da var. Kendisini mecbur hissediyor. Ama ben Deniz'in daha fazla üzülmesine müsaade etmeyeceğim. Deniz, sevgilim. Hadi artık gülsün şu güzel gözlerin. Sen bak, sana çok güzel bir sürprizim var. Çınar, her üzüldüğümde bana bir şey almana gerek yok. Biz bugünlük ağlama kotasını doldurduk diye biliyorum ha. Hadi açar mısın artık şunu? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli. Rica ederim. Aynısından bir tane de Aysel anneye yaptıracağım. Umarım o da beğenir. Belki sen bilmeden seçtin ama fotoğrafın benim için anlamı çok büyük. O niyeymiş? Üniversiteden döndüğüm zaman çektirmiştik bu fotoğrafı. Kimseye haber vermeden çıktım geldim. Bizimkiler bahçede kahvaltı yapıyor. O kadar güzel bir sofra vardı ki. Annem beni gördü. Sen şimdi oralarda yiyememişsindir diye kalktı hemen soğansız menemen yaptı. Bayılırım onun menemenine, biliyorsun zaten. Sonra bütün gün kekler, börekler, pastalar. O kadar güzeldi ki. Sürekli yedirdi bana. Anne yeter, doydum diyorum. Yok dedi. Ben dedi 4 sene sana yediremediğim her şeyi yedireceğim bugün. Doyuracağım ben kuzumu dedi. O gün o kadar güzel bir gündü ki. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi belki de. Hatta en mutlu günüydü. Sevgilim. Tamam, üzülme. Ben seni üzülesin diye yaptırmadım bunu. Annem hep kalbimde diyordun ya. Ben yanında da olsun istedim. Her baktığın yerde gör istedim. Annem beni görmüyor ki Çınar. Görmek istemiyor ki. Ama ben istiyorum. Ben gidip annemi göreceğim. Ne yapacağım, edeceğim. Gerekirse ayağına kapanıp kendimi affettireceğim. Deniz, bak bu şimdi değil. Bunun için daha zaman var. Şimdi gidip konuşursan yine üzüleceksin. Dayanamıyorum Çınar. Nefes alamıyorum ben. Seni de üzüyorum böyle. Şşş, o nasıl laf öyle? Sen beni nasıl üzebilirsin? Hiç nasıl böyle bir şey düşünüyorsun? Sen beni hiçbir zaman üzemezsin. Senin varlığın benim yaşam kaynağı. Biliyorum zor. Evet zor. Ama sabretmek zorundasın. Her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Sen sadece bana güven, tamam mı? Olur mu? Sana söz veriyorum, her şey değişecek. Arayıp durmasana beni ya. Kes sesini ya. Arka kapıdayım ben. Çabuk gelip içeri sok beni. Hayır, yapamam dedim ben sana, tamam mı? Peki o zaman ben de ön kapıdan giriş yapayım. Şöyle havalı bir şekilde. Sinemcim,
sevgili suç ortağım nasılsın diye. Sonra birlikte kol kola karakola gidelim ha? Ne dersin? Öykücüğüm, depodaki numunelerle ilgili çalışma dosyasını getirebilir misin? Depoda mı? Neresinde? Sinem biliyordu yerini, onu sorar mısın? Tamam. Yürüsene be Beten. Çabuk ol da. Ay sakin ol ya. Ya bak yakalanırsak ikimiz de biteriz. Nihayet bir takım olduğumuzu anladın Sinemciğim. Ama bu takımın lideri benim. Tamam Meltem. Sen şimdi burada sessiz ol, bir yere saklan. Dışarıdan falan ses duyarsan hiçbir şekilde dışarı çıkma, tamam mı? Ben geleceğim. Dur kızım ya. Nereye? Sakla dediysek burada aç susuz bırak demedik. Bana bir şeyler getir. İlk fırsatta getireceğim Meltem. Hemen getir Sinem. Tamam Meltem. Evet, niye sordun ki? Ne bileyim, yüzüm bir tuhaf da. Yoksa içeride böcek falan mı var? Ne alakası var Öykü? Yok böcek falan. Ben seni öyle görünce... Yok bir şeyim benim. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Bir dosya varmış, numune dosyası. Ben senin bildiğini söyledim. Evet, evet, benim masamda vereyim sana, hadi gel. Sana yapacaklarımı öğrenince keşke fare olsaydı diyeceksin. Sinsi bücür. Sen ne laftan anlamaz adam çıktın ya? Aysel anne, bakın beni dinlemek zorundasınız. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Senin yalanlarınla ilgilenmiyorum. Ben buraya kendim için değil, Deniz için geldim. Bakın yapmayın böyle. Deniz perişan oldu. Benim bir annem yok. Ben bu duyguya alışığım. Ama Deniz... Deniz buna alışık değil Aysel anne. Ona bu haksızlığı yapmayın. Annesi varken onu annesizliğe mahkum etmeyin. Sizin de en az Deniz kadar üzüldüğünüzü biliyorum. Ve buna ben sebep olduğum için ben ayrıca üzülüyorum Aysel anne. Üzülme Çınar. Sen istediğini aldın nasıl olsa. Benim senden tek bir istediğim var. Beni rahat bırak. Lütfen git artık. Gitmeyeceğim. Bu defa beni dinlemezseniz ben şuradan şuraya gitmeyeceğim. Aysel anne, ben öksüz ve yetim bir çocuk olarak büyüdüm. Bunu biliyorsunuz. Her ne kadar Fehmi babam bana bir aile verse de... bu içimde bir yara oldu. Yüreğimde bu yara hep kanadı. Ben bu yarayla yaşamaya alıştım. Hatta zamanla sevdim bile ben bu yarayı. Ama Deniz'le yaşadığınız bu küslük var ya... bu işte Deniz'in kalbinde büyük bir yara açıyor Aysel anne. Her geçen gün büyüyor. Bu yara alışık olmadığı bir yara. Aysel anne bakın... siz ne söylerseniz söyleyin, ne kadar inkar etseniz de... ben Deniz'le aynı acıyı çektiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Ben bunu görüyorum. Lütfen yapmayın. Ne olursunuz. Ben ne pahasına olursa olsun bu küslüğü bitireceğim Aysel anne. Ben Deniz'i tutup kolundan bu eve geri getireceğim. Ama sizden tek bir şey rica ediyorum. Deniz bu kapıdan girdiğinde bana yaptığınız gibi yapmayın. Onu içeriye alın. Onu bu kapıdan içeriye sokun Aysel anne. Deniz'in annesiz kalmasını istemiyorsan bunu çok daha önce düşünecektin Çınar. Sen hevesin uğruna bir aileyi... Aysel anne. Aysel anne iyi misiniz ha? Aysel. Aysel iyi misin? Aysel'ciğim. Tamam iyiyim. Aysel anne isterseniz bir hastaneye gidelim. Çınar git. Aysel anne. Bakın iyi görünmüyorsunuz lütfen. Beni sen hasta ediyorsun Çınar. Git dedim git.
Hadi oğlum, hadi Çınar, Allah'ını seversen git artık. Bak daha çok sinirleniyor, daha kötü oluyor. Ben başındayım, sen hiç merak etme. Hadi oğlum, hadi selametle, hadi. Aysel, Aysel gel. Gel içeri geçelim. Yok öyle her ardında ulaşmak. Gene mi açmam tripleri Ela? Alo? Ne var, ne istiyorsun? Seni istiyorum tabii. Sen benim mesajlarıma niye geri dönmüyorsun? Bence en son görüşmemizde gayet belli ettim ne istediğimi. Ben artık daha fazla gizli saklı bir aşk yaşamak istemiyorum Yalçın. Ya benim elimi tutarsın ya da elveda. Bak Ela, biz bunları seninle konuştuk değil mi? Her şeyin bir vakti var dedik, zamanı var dedik. Şirketteki pozisyonum gitgide güçleniyor. Babamla papaz olmanın hiç sırası değil şimdi. Cesaret olmayanın bahanesi boldur Yalçın. Madem sen cesaret edemiyorsun, o zaman ben konuşurum babanla da, Ahu'yla da. Bence böyle bir hata yapmazsın Ela. Bak, sen beni dinle. Bana biraz zaman ver. İnan... Vakit doldu Yalçın. Ben yeteri kadar bekledim seni. Bundan sonra ikinci kadın olmayacağım ben. Hoşça kal. Alo? Halacığım nasılsın? Annem nasıl? İyiyim tatlım. Asıl sen nasılsın? Ben de iyiyim halam. Bak doğruyu söyle. Çınar buraya geldiğinde senin pek iyi olmadığını söyledi. Abi kızım ya, ne bu halin? Sen orada bayılıyorsun. Annen burada ayılıyor, bayılıyor. Baygın mı? Hala nesi var annemin? Yok hayatım, bir şey yok. Öyle Çınar'la karşılaşınca sinirlendi. Sinirlenince de biraz tabii biliyorsun yani onu. Hala ne Çınar'ı? Çınar'ın orada ne işi var? Ne yaptı, annemle atıştılar mı? Tamam tamam, ben geliyorum hemen. Yok gelme kızım. Çınar da iyi niyetle gelmiş ama Aysel dinlemiyor ki sinirden. Şimdi sen de gelince iyi de... Sinirlenir, tansiyonu çıkar falan değil mi? Hala bak doğruyu söylüyorsun değil mi? Ekmek musab çarpsın ki öyle değil hayatım. Yani ben annenin yanındayım, başındayım onun. Öyle bir şey olsa ilk haber vereceğim kişi sensin ayrıca. Merak etme tamam mı yavrucuğum sen? Tamam. Tamam halacığım, görüşürüz. Görüşürüz. Of Çınar ya, niye gidiyorsun ki oraya? Benim anneme sinir iyi gelmiyor, bilmiyor musun sen? Nasılsın Deniz? İyiyim, teşekkür ederim. Emin misin? Yani ne zaman görsem bir durgun, bir düşünceli gibisin. Yo, yorgunum biraz. Haklısın. Son zamanlarda yaşadıkların hiç kolay değildi. Ama halletmenize çok sevindim. Seni yeniden konakta görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Ama öyle önemli şeyler değildi, geçti gitti zaten. Peki. İzninizle. Ne demek? Bu kızı kim sık boğaz ediyor acaba? Çınar mı? Çınar'dır. Kim olacak başka? Baba. Ama Deniz iyi değil. Ben annesizliğe alışığım. Ama Deniz buna alışık değil ki. Onun anne şefkatine ihtiyacı var. Baba. Deniz gözümün önünde günden güne eriyor. Kız
annesi mahvoluyor. Annesiyle hiç yüz kalmamış ki. O yüzden nerede ne yapacağını bilmiyor. O yüzden o böyle küs kalınca ben de mahvoluyorum. Dayanamıyorum. Haklısın evlat. Çok zor bir durum. Ama sakin olmakta, her şeyi zamana bırakmakta fayda var. Senin yapacağın tek şey karının yanında olmak. Ben Deniz'in her zaman yanındayım baba. Sen hiç merak etme. Aferin evlat. Bir yol bulunur. Her şey çözülür. He? Öyle baba. Öyle. Neredesin ya beceriksiz? Altı üstü bir bardak su getireceksin. Yakalanacağım diye de susuzluktan ölecek halim yok. Kendisini kendim hallederim. Mert. Ne oldu? Meltem burada. Ne? Meltem mi? Depoda. Polis arar hemen. Tamam tamam sakin ol. Ben bir gidip bakacağım, tamam mı? Öykü ne oldu? Meltem burada. Ne? Nasıl olur ya? Yok burada hiç kimse yok ki ya. Kızım sen Koca Bey konağının temel direğisin. Üzerinde çok yük var biliyorum ama bu yükü de taşıyacağından eminim. Güveniniz için çok teşekkür ederim baba. Ama konu nedir? Deniz. Son günlerde çok yorgun, üzgün. Annesiyle arasını düzeltene kadar kendini yalnız, terk edilmiş hissetmesini istemiyorum. Elbette hepimiz elimizden geleni yapacağız. Ama en büyük görev sana düşüyor, annesi olarak. Annesi derken? Koca Bey konağının rahmetlisinden sonra annesi sen değil misin? Onur duydum baba. Gerçek bu kızım. Bu nedenle de Deniz'e annesinin yokluğunu hissettirmemek sana düşüyor. Esin'e nasıl annelik yaptıysan Deniz'e de öz evladın gibi davranmanı istiyorum. Tabii baba. Deniz benim de kızım. Gözünüz arkada kalmasın. Elimden geleni yaparım. Burada bir annesi de benim artık. Beni hiç yanıltmadın kızım. Allah senden razı olsun. Sizden de razı olsun baba. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin kızım. Ne oldu? Yok hiçbir yerde. Ya nasıl yok? Tam karşımdaydı. Hayal mi gördüm ben? Bildiğin yok Öykücüğüm. Gel birlikte bakalım. Hadi. Bak aşkım. Hiç kimse yok burada. Ya nasıl ya? Gözlerimle gördüm. Buradaydı ofislik. Delirmedim ya ben. Aşkım sakin ol. Yaşadığın şey az değil. Sinirlerim bozuldu tabii. Ya hayal mi gördüm yani? Ya, gerçekten burada değil mi? Ya nasıl olur? Gözlerimle gördüm diyorum. Bir tanem yapma böyle. Bak ben senin yanındayım. Merak etme hepsi geçecek. Polis de peşinde zaten. Bak burada hem hiç kimse yok burada. Öykü. Kendi gözlerinle gördün. Hadi gel gidelim. Hı? Hadi gidelim aşkım.